Hoş geldiniz sağ olun. Evet başkanım, şu an için Rüya Proje bugün hizmete girdi, resmi açılışı da yaptı. Birazcık bulunduğumuz yer hakkında bilgi verir misiniz bize? Şimdi burası eski Ürgüp yolu diye bildiğimiz İncesu'nun çıkışındaki bir bölgedir. Tesisimiz 35 bin metrekare alan üzerine kurulu, 1000 metrekare teras alanı, 480 metrekare kapalı restoran alanından ibarettir. Tabii bölgemizin dış kısımları, kendin pişir, kendin ye, kamera alanları, bununla beraber çocuk oyun alanları, amatör balıkçılık yapılabilecek alanlarımız mevcut. Tabii biz buranın Cesur ve Kayseri'nin sosyal donatı eksikliğini gördüğümüzden dolayı yaklaşık 10 ay önce başladık bu çalışmalara ve 10 ay gibi kısa bir sürede kendi öz imkanlarımızı da kullanarak hiçbir şekilde ihaleye vermeden kendi imkanlarımızla yaptık. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Herkesi bekliyoruz. Başkanım, İncesu tarihi itibariyle birçok özelliği de bünyesinde barındıran yeri ki Ören Şehir Kilisesi ve şimdi de bir sosyal yer ve tam da Kapadokya ile Kayseri'nin ortasında bir yer. Biraz da bulunduğu konum, insanlar buraya nasıl gelecek, biraz da İncesu'nun tarihi yerleriyle ilgili bahsedersen. Şimdi İncesu'nun tarihi bölgeleriyle alakalı turistin veya yerli ve yabancı turistin gelmesini temin etmek için eksikliğimiz zaten sosyal donat alanıydı. Öncelikle Ören Şehir bölgemizde çıkan Ören yeri. Burası milattan sonra 4. yüzyıla temeli dayanan ve Gaziantep'ten daha güzel mozaikleri barındıran bir alana sahip. Kurtarma kazıları yapıldı. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine, gösterimini açmak adına uğraş veriyoruz. Bunun devamında tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansaray ve Külliyesi var. Bu da 1683'ten önce 1680'li yıllarda yapılmış bir alan. Tabii buranın en önemli özelliği Kervansaray'ın şu an tam manasıyla korunabilen bir yer. Çok güzeldir. Görüntüsü, binanın yapısı tamamıyla korunmuş bir yapı. Ve kilisemiz, İncesu Kilisesi. Bu da bölgenin sütunlarıyla en az olan ve en büyük, bölgenin en büyük kiliselerinden bir tanesi. Restorasyonu devam ediyor. Şimdi bizim düşüncemiz şu, bu bölgeler, saydığım bu bölgelerle beraber bir tarih yolu oluşturmak. Tarih yolunu oluşturduktan sonra son olarak İncesu Marina'da bir soluk, bir nefes alacağımız bir alan oluşturduk. İnşallah bunlara ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri'nin Uzun Gölü memlekete hayırlı olsun. Peki son olarak bir de konuşmanızda bir çarşı projesi dediniz. İncesu'nun çehresini biraz daha değiştiriyorsunuz sanırım. Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi yıllardır düşünülen ama bugüne kadar yapılmamış bir proje bu proje. Maliyeti çok yüksek bir proje. Tabii bunu Ramazan ayında yaptığımız İncesu ile alakalı proje toplantısında kararlaştırmıştık. Şu an AVAN projesi hazır. Camimizin ve hamamımızın silüetini açacak çok büyük çaplı bir proje. Şimdi ayrıntısını veremiyorum. Ayrıntısını tabii bir ay, bir buçuk ay içerisinde bir maket projeyle beraber, maket bir gösterimle beraber İncesu Meydanı'nda da sergileyip kamuoyunun bilgisine sunacağız. Peki son olarak bizi izleyenlere bir mesajınız nedir? Buraya nasıl davet ederiz efendim? Çünkü farklı bir mutfak lezzetiniz de var sizin. Şimdi burada biz özellikle yöresel lezzetleri, İncesu'nun yöresel lezzetlerini sunuyoruz. Tabii gelip tatmalarını istiyoruz. Tabii böyle Erciyes ve suyun panoramasının bir arada seyredilebileceği tek yer Kayseri'de. Başka bir yer bulamazsınız. Onun için gelip görmelerini istiyoruz. Davet ediyoruz bütün hemşerilerimizi. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.